Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere aldıklarımı göstereceğim ve swatchlarını yapacağım. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda far paletlerimi gösterdim, highlighterlarımı, bronzerlarımı gösterdim. Ve şimdi de sonunda sizlerle aldıklarımı paylaşmak istiyorum. Bu videoların, bu arada karşıda güneş batıyor, güneş garip bir şekilde orama burama vurabilir. İnan gelince bundan kaçınmaya çalışacağım ama pek de yapacak bir şey yok. Doğanın içine karşı koyamıyorum. Neyse, bu videonun bir makyaj koleksiyonu videosundan ne farkı var? Siz benim makyaj koleksiyonumu zaten daha önce görmüştünüz. O koleksiyon videosunda bütün ürünlerimi göstermiştim. Sadece kenarda duruyorlar, masanın üstünde duruyorlardı. Yani neyim var neyim yok görmüşsünüz ama tek tek renklerini görmemişsiniz. O yüzden de şimdi kategorilere ayır ve çok fazla soru geliyordu. Kategorilere ayırdım ve aldıklarımı sizlere göstermek istiyorum. Önce palet içinde olanlardan başlayıp, çünkü bu paletlerin bir kısmını daha önceki videolarda da gördünüz. Onlardan kısaca aldıklarından sadece kısaca bahsedip tekli aldıklarıma geçeceğim. Bu arada aklımda bazı firmalardan işte Cosmosense olabilir, Z palet olabilir ya da MAC olabilir. Boş palet alıp tekli aldıklarımı o paletlere koyup hepsini bir arada sahip olmak gibi bir düşünce var. Bilmiyorum nasıl olacak. İlk bahsetmek istediğim, aldığım The Balmain Bon Jovi paletindeki bu paleti defalarca kez gördüm. Hem bende hem başkalarında ve muhtemelen birçoğunuz da sahipsiniz buna. Bak, bu ışık çok rahatsız edici ama yapacak bir şey yok. Paletin içindeki şu aldıktan haberdarsınızdır. Aldık tekli olarak The Balm'da satılıyor mu bilmiyorum ama aldığın adı Do You Want Me. Ve ben bu palet özellikle bana ilk geldiğinde bir ay falan bundan başka hiçbir aldık kullanmamıştım. Gerçekten çok seviyorum rengini. Ben ışıltılı aldık çok sevmiyorum. Zaten koleksiyonumu gösterdiğimde de göreceksiniz çok fazla ışıltılı aldığım yok. Birkaç tane var ama genelim mat aldıklarımın. Zira dün gibi mat aldık seviyorum. Bir de şunu çıkarabilsem güzel olacaktı. Tabi siz şimdi harika göreceksiniz. Bu videonun ışıklandırması hiç güzel olmayacak. Eminim bana kızanlarınız olacak ama neyse, şu aldığım rengi. Şu da kolumdaki rengi. Bat, güneş, bat. Bilmiyorum, ben bu rengi hem çok beğeniyorum hem de kendime çok yakıştırıyorum. Aynısı şey bir cümle oldu ki ama çok yakıştırıyorum. Değil ama ben de hoş durduğunu düşünüyorum. Kendimde beğendiğim renklerden bir tanesi. Bir başka aldık ki bu palet, Sleek'in bu paletin hastası olduğunu biliyorsunuz. Bir aldıkla, bronzerla ve highlighterla geliyor. Muhteşem bir palet. Özellikle bir yere tatile vesaire gidecekseniz yanınıza taşımak için harika. 3 ayrı ürünü taşımak zorunda değilsiniz. Ben bu paletin hastasıyım fakat bu paletin içinde benim en az sevdiğim şey aldığı. Güzel bir aldık, çirkin bir aldık değil. Çok çıldırmama sebebim ışıltılı olması. Aslında şöyle baktığınızda çok hoş bir renk. Yanakta da hoş duruyor. Fakat ben yağlı ciltli oluşumdan mütevellit çok çıldırmıyorum ışıltılı aldıkları. Rengi şurada aslında çok hoş görünüyor rengi. Yanakta da hoş duruyor. Işıltılı aldıkları seviyorsanız tam size göre olabilecek bir renk. Onun dışında yine bir başka paletten çıkan bir aldık. Şu Catrice Cosmetics paletimde ben tabii parmaklarımı temizlesem güzel olacak. Aslında onu göstermeden başka bir şey gösterip konuya açıklık getirmek istiyorum. Parmaklarımda kendiliğinden bir pembelik var arkadaşlar. Bunun sebebi Benefit'in birazdan göstermişim, göstereceğim bu Chacha Tint isimli dudak ve yanaklarınızı sürebileceğiniz zımbırtısını az önce yanaklarıma ve dudaklarıma sürmüş olmam. Dudaklarıma fırçası yardımıyla sürüm. Yanaklarıma da birazcık sürüp şöyle pıt pıt yaptım. Bilmiyorum çok allık bir görüntü var mı? Ama parmaklarımın uçlarında rengi çıkmak bilmedi. O yüzden parmaklarımın ayrıca bir pembeliği mi var desem. Sebebi de bu ürün. Hemen ondan da bahsedip aradan çıkarmak istedim. Şu şekilde duruyor en üstteki çeçetin. Ben bu perdeyi kapatsam nasıl olur? Güneş gider beni rahat bırakır mı? Neyse. Şu. Dağıtınca da müthiş kalıcı. Cildinize çıkmak bilmeyen şu rengi dönüşüyor.
Gerçekten çok özür dilerim ışık hakkında. Sinir oldum. Başına bilseydim yapmazdım bile videoyu. Neyse. Tüm hafta boyunca video yapmaya fırsat bulacağım tek an bu olduğu için yapmak durumundayım. İnşallah beni affedebilirsiniz. Pardon, bir tane daha varmış. Palet aldıklarından bahsediyordum. Catrice markasının şu paleti var elimde. Big City Life The Paris Collection olanın şunlar farları. Şu ikisi de aldıkları. İkisinin de hastasıyım. İsimleri var mı? Tabii ki var. Şunun adı Moulin Rouge. Ve alttakinin adı da Arc de... Çok güzel. Arc de Triomphe. Neyse. Ben şimdi size bu aldıkları göstereceğim. Renkleri şu şekilde. Ben bazen birini, bazen birini, bazen de ikisini karıştırarak kullanıyorum. Yapıları yumuşacık. Renkleri de bir şahane. Elimin üstünde de uyguladığımda görüyorsunuz. Ya şu turuncu olan, şurada pembe olan. Daha sonra Allah düşme. Elimde Esra'cığımın gönderdiği bir Estee Lauder palet var. İsmi ne senin tatlım? İsmini bilmiyorum. Ama içinde bir allık, bir bronzer, bir de shimmer pudra demiş. Yani ışıltılı pudra demiş ama bana o da renk olarak biraz allık gibi görünüyor. Palet şu şekilde. Bronzer'dan bu videoda bahsetmeyeceğiz. Parmaklarımda şayet neden kalma pembelik olmasaydı. Ne kadar kalitesiz bir video olacak bu benim. Işıltılı pudrası highlighter olarak kullanılabilir. Şu da allığı. Şuradalar. Çok fazla renklerini vermiyorlar gördüğünüz gibi. Hafif. Daha sonra dünya üzerinde muhtemelen sahip olmayan çok az kişinin olduğu, herkesin hastası olduğu Nars'ın Orgazm isimli yağlı. Bu arada elimdeki aldıkları sildim ama Benefit'inki kaldı burada. Ben aslında bu kadar deli gibi cilde yapışan ve kalan ürünlerden çok haz etmiyorum. Renk olarak güzel, kalıcı ürünleri de seviyorum ama bu kadar çıkarmak istediğimde dahi çıkmayan ürünler beni biraz sinirlendiriyor. Neyse. Nars'ın Orgazm aldığı. Daha önce videolarımda defalarca kez bahsettim bu aldıktan. Güzel bir aldık. Dünyada muhtemelen en çok satan, en çok hakkında bahsedilen aldık. Bilmiyorum güneş vurunca fark edebilecek misiniz ama içinde altınımsı ışıltıları var. Bu bir çok hafif şeftaliye kaçan bir pembe. Fakat içinde ufak ışıltılar var. Bazı insanlara göre dünyanın en güzel aldığı. Bana göre güzel bir aldık. Birçok tende kendini belli edebilecek bir aldık. Uygulamanıza bağlı olarak açıktan koyuya birçok ten rengine yakışabilecek bir allık. Ama dünyanın en güzel allığı mı? Olmazsa olmaz. Bu yoksa allık koleksiyonunuzda siz yoksunuz bir allık mı? Hayır bence. Fakat yine de severek kullanıyorum. Yalan değil. Sonra elimdeki son high-end allığı da gösterip drugstore'lara geçeyim. Esra'cığımın bana gönderdiği MAC'in Cream Soda isimli şu aldığı bir kere paketi inanılmaz tatlı. Bu bir koleksiyon ürünüydü. Aldık şu şekilde. İlk gördüğümde tabii ki bir MAC aldık olduğu için hoşuma gitmişti ama cildimde nasıl duracağına dair kafamda soru işaretleri vardı. Şurada görüyorsunuz bu arada. Bana yakışır mı, yakışmaz mı, nasıl durur? Cildimde belli olur mu falan filan bilmiyordum. Çok aşırı ciltte kendini belli eden bir alakalı. Birkaç kere üst üste sürmek gerekiyor ama Allah'ım inanılmaz, inanılmaz doğal, inanılmaz hoş bir görüntüsü var. Sağlıklı, dupduru. Birazcık aşığıyım. Şurada görüyorsunuz kendisini. Güzelliği. Daha sonra Türkiye'de bulabileceğiniz, kolay bulabileceğiniz aldıklara geçeyim hemen önce. Bunlardan bir tanesi Clarice ya da Clarice markasının
şu allığı, bunu da bana yıllar yıllar önce, 2 sene falan önce Ezgi'cim göndermişti. Ben Türkiye'de yaşarken ne yazık ki numarası yazmıyor. Clarice Blusher diyor. Şöyle bir allık, mat bir allık, mat allık sevdiğimi bildiğinden göndermişti. Buradan öpüyorum kendisini. Allah. Bu da yumuşak yapılı bir allık. Rengi şu şekilde. Bu sefer bu elimde göstereceğim. Şurada rengini görüyorsunuz. Ay, güneş gitti galiba. Şükürler olsun. Sonra Flormar allıklar var. Bir dönem bloglarda fırtınalar yaratan Flormar'ın 91 numaralı şu allığı var. Rengi inanılmaz tatlı bence. Ben ışıltılı allıklara çok deli olmasam da 200'lük yapıp bu allığı çok sevdiğimi söyleyeceğim. Bazen ışıltılılığından dolayı biraz az sevsem de, cümlelere bak, genel anlamda başarılı bulduğum bir allık. Ay, sırtım çok ağrıdı. Sonra yine Flormar'ın, burada şöyle iyice kambur durdum, sırtımın ağrısı geçsin diye, Flormar'ın 87 numaralı şu allığı var. Dışarıdan bakıldığında biraz korkutucu bir renk gibi. Sanki her cilt tipine güzel durmayacak bir renkmiş gibi. Çünkü solgun mavi alt tonlu bir pembe. Ama bence gayet... Allah nerede? Böyle kendini belli edeydi. Şurada. Gayet hoş. Aslında doğal da duruyor ciltte. Bahsetmek istediğim bir diğer allık. Maybelline'in Sweet Cinnamon isimli şu allığı. Bir dönem bunu da çok severek kullandım. Şu sıra çok fazla allığım olduğundan buna çok elim gitmiyor. Ama hoş olduğunu düşündüğüm ilginç bir renk bence. Şurada umarım kendini belli eder. Elimin üstü çok belli etmese de kendini. Bu da böyle biraz birkaç kat sürmenizin gerektiği allıklardan. Ama yanaklarda çok hoş durduğunu düşünüyorum ben. Devam ediyorum. Bir elimi temizleyip diğerine geçiyorum. Essence. Essence allıklara muhtemelen siz benden daha aşinasınızdır. Essence'in Home Sweet Home isimli şu allığı var. Knit for Chicks isimli bir numaralı allık. İsmini muhtemelen soracaksınız. İsmi şu. Saç örgüsü gibi çok tatlı, açık ve koyu renkten oluşuyor. Açık rengi tek başına şu şekilde, koyu rengi tek başına şu şekilde, karışımları da şu şekilde efendim. Açık, koyu, karışım. Üçünü de kollarımda göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet de rengini veren allıklar. Başka? Elf'in şöyle bir... Allah, kapımda kendi kendine açılması. Gene video esnasında. Elf'in şöyle bir allığı var. İsmi Shy. Bu allığı da severek kullanıyorum. Bu arada odanın ışığı çok mu garip? Bir yönde değişti. Sanki aydınlatıcı gibi görünüyor ama hayır, aslında bu pembe bir allık. Görüyorsunuz elimin üstün. Şu değil. Şu çıkmak bilmez Benefit. Şu elfin allığı. Allah. Catrice markasının Defining Blush Rose Royce isimli allığı var. Onu da şöylece göstereyim. Görünüş şu şekilde bu arada. Ben bu allıkları bir ömür kullanıp bitiremeyeceğim muhtemelen. Tamam. O da burada. Ve son olarak Wet n Wild'ın YouTube'da blogger arasında çok popüler olan, ay bunun ismi neydi ya, ben şeyi çıkarmıştım bunun, kahretsin ismini unuttum, neydi bu ya, şu zımbırtısını, ambalajını çıkardım, unuttum ismini, videodan sonra aklıma gelecek, sinir olacağım. Çok eski paketinde, hatta şu an artık yeni olan paketinde değil. Kendimden nefret ediyorum. Unuttum. Neyse, şöyle bir aldığım var artık. Yapacak bir şey yok. Unuttuğum için hızlıca göstereceğim. Çok özür dilerim. Buram buram rengini veren ve
Bilenleriniz lütfen yazsınlar aşağıya. Şöyle bir ağırlığı da var. Videonun ışık yönünden, ışıktan kaynaklanan sorunlarından ötürü özür dilerim arkadaşlar. Ama aldıklarım bu kadar, merak edenleriniz umarım meraklı geçmiştir. Herhangi bir sorunuz varsa, yorumunuz varsa, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa yazmaktan çekinmeyin. Kanalıma üye değilseniz lütfen üye olmayı ihmal etmeyin. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bal yanaklardan öptüm. Hoşçakalın.